Dilin üzerinde pas gördüm. Onu nasıl giderebiliriz? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında, yani çok soğuk olan, oksijen bakımından az, oksijen yetersizliği olan, toprağa verimsiz, vitamin minerali olmayan bir toprakta, bir bölgede bir bitki yetişir. Tırtır mantarı. Himalaya tırtır mantarı, Türkistan tırtır mantarı, Çin tırtır mantarı diye çeşitli isimlerle anılır. Tırtır mantarı Latincesi Cordyceps sinensis. Tırtıra benzediği için mantara tırtır mantarıdır. Bu tırtır mantarı akıllı bir bitki. Kışın ne yapıyor? Çevresindeki böceklerin larvasının içerisine bir kol atıyor. Onun içindeki vitaminle, mineralle, proteinle besleniyor. Onu yiyor, bitiriyor. Yani yaza kadar onunla idare ediyor. Yazın da başka bir bitkinin köküne bir kanca atıyor. O bitkinin suyunu emiyor. Zahmetsiz, çok akıllı bir tırtır mantarı. Tırtır mantarı bir, soğuk bölgede yaşıyor. İki, oksijen bakımından az olan bir yerde yaşayabiliyor. Üç, vitamin mineral yetersizliği olan bir bölgede diğer bitkileri böyle kanını, özünü emerek besleniyor. Akıllı bir bitki. Siz bunun kapsülünü geliştirdiniz sanırım. Evet, biz ne yaptık? Sadece tırtır mantarı mı var içerisinde? Hayır. Dünyada, özellikle Çin'de 1200 yıl tırtır mantarından bitkisel antibiyotik elde edilir. Bitkisel antibiyotik, antiviral, antibakteriyel, antimikozit, yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici çayı da yapılır ama ekstraktı daha etkili. Çünkü etken maddeyi damıtarak destilasyonla, ekstraksiyonla elde ediyoruz. Ve bizim piyasadaki diğer Çin tırtırı üreten, Cordyceps Latincesi, üreten firmaların üretmiş olduğu üründen bizim üretmiş olduğumuz, bu geliştirmiş olduğumuz formül çok çok mükemmel. Nedir? Sinirli ot ekstrakt içerir. Sinirli ot her türlü enfeksiyona karşı çok çok etkili, mükemmel. Bronşitti, kuru öksürüktü, epididimit, orşit gibi, bağırsak enfeksiyonu gibi rahatsızlarda çok çok etkili. İki, kekik ekstrakt içerir. 19 çeşit bitki içerir. Hocam Geven peki bunların hepsinde ekstrakt içerir. Geven bağışıklık sistemini güçlendirir. Şimdi bu Cordyceps ne yapıyor? Her insanın bağırsağında ortalama 2 kilo bakteri var. 2 kilo deyince basit almayalım. Şimdi bu 1 kilo, bu da 1 kilo. Yani her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Ne yapıyor bu 2 kilo bakteri? Bu 2 kilo bakterinin %99'u sağlıklı bir insanda faydalıdır. Ne yapar? Vitamin üretir. B6, B12 vitamini, folik asit. Yağları yağ aslında, proteinleri aminosilere, karbonhidratları glikolisilere dönüştürür vesaire. Arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Faydalı bakteriler de vitamin üretir. 15-20 yıl önce ilk Japonlar bağırsaklarda faydalı bakteri olduğunu keşfettiler ve LC dediğimiz sıvı yoğurtlara Lactobacillus ve bifidobakterileri katarak kültür bakterisi katılan yoğurtlar ürettiler, sıvı yoğurtlar. Bu zamanla bütün diğer firmalar bunu taklit etti. Bizim burada bu üretmiş olduğumuz ürün ne yapıyor? Faydalı bakteriyi artırıyor, zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir, çok güzel hocam. oksijen ulaşmayan bölgelere oksijen ulaşmasını sağlıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar anaerob, yani oksijensiz ortamda yaşar. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Bu oksijensiz ortama oksijen gitmesini sağlıyor. Evet, yani yaşamış olduğu bölge itibariyle de bu özelliklere sahip. Yani tırtıl mantarı bu işe Evet, yarıyor. şimdi şöyle. Bütün alerjik hastalıklar, bütün
cilt hastalıkları, romatizma hastalıklarının %98'i bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Buna da tırtıl mantarı iyi geliyor. Evet, buna da tırtıl hocam, mantarı. Hocam herkesin